değerli arkadaşlar, ihracat içindeki payımıza da yine 2009-2014 döneminde baktığınız zaman 0,83-81'miş ihracat içindeki payımız dünya ihracatında. 2014'te 0,83'e çıkmış. Bu Birleşmiş Milletler rakamı. Yani burada da geriye gidiş yok. Belki ihracatımız nominal olarak düşüyor olabilir. Ama dünya ihracatı da dolar bazında düşüyor. Dolayısıyla bu çerçevede baktığınız zaman dünyadaki payımız aslında aşağı yukarı korunuyor diye söyleyebilirim. Cari açık son dönemlerde en iyi haberler aldığımız alanlardan bir tanesi. Türkiye büyümeyi başardı, enflasyonu düşürdü, birçok dengesini kurdu ama cari açık bizim tabii en temel meselelerimizden biri. Burada ne olmuş diye baktığınızda 2015 yılında özellikle %4.4-4.5 civarına kadar gerilediğini tahmin ediyoruz. Henüz tam rakamlar yayınlanmış değil ama gelen rakamlardan gördüğümüz birkaç yıl öncesinde bu %10'lar civarındaydı. Biz burada makro ihtiyati tedbirlerle, yapısal reformlarla, çeşitli çalışmalarla bu noktaya geldik. Tabii burada düşen petrol fiyatlarının da elbette bize katkısı var. Onu da inkar edecek değiliz. Ama bu kısa vadeli bir hadise. Biz buna bel bağlamıyoruz. Sonuçta bizim orta uzun vadede cari açık için öngördüğümüz politika yapısal reformlardır. Yurt içi katma değeri yüksek alanlarda üretimi arttırmaktır. Teknolojinin daha fazla ticarileşmesidir. Eğitim sistemimizin daha fazla beceri kazandırıcı niteliğinin güçlenmesidir. Mesleki eğitimin güçlenmesidir. Girişimciliğin, yenilikçiliğin geliştirilmesidir. Bu politikalarla ileride çok daha sağlıklı bir baza bunun oturacağını söyleyebilirim. Ayrıca finansmanının kalitesinin de düzeldiğini söyleyebilirim. 2015 yılına baktığınızda kısa vadeli kaynakların azaldığını, kısa vadeli borçlanmanın eksiye gittiğini, uzun vadeli borçlanmanın ve doğrudan yatırımların payının arttığını görüyorsunuz. Ve bu da net hata noksanında da yine %30 civarında net hata noksanın finanse ettiğini görüyorsunuz cari açığı. Finansman kalitesinin de yükseldiğini söyleyebilirim. İstihdama baktığımız zaman 2009 sonrası dünyada bu alanda en başarılı ülkelerden biri Türkiye oldu. Bakın 2.353.000 kadın, 3.651.000 erkek yeni iş imkanına kavuştu 2009 sonrasında. 6 milyona yakın yeni istihdam üretti ekonomimiz. Bu hiç küçümsenecek bir rakam değil. İleride inşallah çok daha iyi rakamlar görürüz. Az önce dediğim gibi kalkınma ekonomiden ibaret değil. Gelir dağılımına baktığımızda da AK Parti'nin çok ciddi anlamda gelir dağılımını düzelttiğini görüyoruz.